Evet, Şanlıurfa'mızın çok kıymetli basın mensupları. Öncelikle hepiniz Karaköprü Belediye'mize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi bugün tabii toplanmamızın gayesi aslında nasıl bir belediye devraldığımız konusunda Karaköprülerimize bilgi vermek, bilgilendirmek ve Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizi bu konuda bilgilendirmek. Çünkü ben nasıl bir belediye tablosuyla karşı karşıya olduğumuzu vatandaşımızın, halkımızın net olarak bilmesi gerektiğine inananlardan. Evet, bu Perşembe günü mazbatamızı alıp akşama doğru Karaköprü'ye geldiğimizde Cuma günü çalışmalar yürüttük. Sonrasında biliyorsunuz bayram tatili sebebiyle idari tatiller başladı. Ben yani bayramı da beklemeksizin dedim ki sizlere bugün özellikle davet etmemin nedeni, karşımızda tüm çalışmaları yürüttük. Karaköprü Belediye'mizin şu an üçüncü şahısları olan toplam borcu kredileri dahil olmak üzere 431 milyon 531 bin TL üçüncü şahısları olan borçlarımız var. Bizim aylık gelir gider tablosuna baktığımızda Karaköprü Belediye'miz yapılan son işlemlerle eksi 15 milyon 311 bin 861 TL aylık açık veriyor bu kurum. Aylık bu kurumun açığı 15 milyon 311 bin 861 TL. Aylık giderle gelir arasındaki toplam eksiye düşüyor. Gider 15 milyon 311 bin TL gelirden daha fazla. Bizim mülkiyetimizde olan makine sayımız 117 adet makinamız mevcut. Araç sayısı, bu makinalar iş makinaları, binekler de var. Temizlik makinalar da var. Buna ilaveten de 71 adet araç kiralama yapılmış. Yani bizim kurumumuzda toplam 117 adet mülkiyet, 71 adet de kiralanmış makinayla bu hizmeti yürütüyoruz. Değerli arkadaşlar, kurumumuzda toplam çalışan sayısı 1110 kişiden ibaret. 1110 kişi Karaköprü Belediyesi'nde. Bunun kadrolu olarak işçi ve memur sayısı 159, diğer kalanlar da şirkette çalışan belediye işçileri. Rakamlarımız bu yönde. Genelde istihdam noktasında çok Karaköprü'de yüksek bir istihdam var. Buradaki dengeye baktığımızda normalde 450 dengesiyle bunun bitmesi gerekiyor. Çünkü belediyeler bütçenin %30'unu geçmemeli. Geçerse işte bütçeleri sarsılır, yatırım yapamaz. Ve son yapılan zamı da tabii ki incelemeye alıyoruz, personel zamını. %100 gibi bir zam vaat edildi, yapıldı. Biz çalışanlarımızın yanındayız değerli arkadaşlar. Biz çalışanlarımızı bilmeyiz, tanımayız. Çalışanlarla alıp veremeyeceğimiz yok. Ama çalışanların seçim döneminde yaklaşık 149 kişinin bir alımı söz konusu. Bugün itibariyle 49 kişinin işine son verildi. 100 kişinin de incelemesi devam ediliyor. Biz personelle bizim şey değil, sadece seçim döneminde alınan personeller. Dolayısıyla şimdi biz bu personellerle kalkıp kurumu zarara uğratamayız. Yani ben asla böyle de bir yapıdayım. Benim için kamu her zaman en üst noktadadır. Toplumun menfaati, yararı, kamunun yararı her şeyin üstündedir. Bu alınmış olan kişiler kim olursa olsun bilmem tanımam fark etmez. Ama kurumu zarara uğratıyorsa ne olursa olsun Karaköprü bana bu sorumluluğu verdi, bu yetki verdi, bunu yapmak zorundayım. Ben bu açıklamayı da yaptıktan sonra benim Karaköprülerden mesajım, yani onlardan beklentim şu. Karaköprü bıraktığım gibi zannediyordum, kıymetli Karaköprüler. Meğerse bıraktığım gibi değil. Sıfır borçta, kasasında o dönemin parasıyla 2015'teki parayla 16.500 TL ile bıraktığım Karaköprü, personel dengesi de %16 noktalarında olan bir kurumdan bugün eksi 15 milyon küsür
her ay açık veren bir kurum ve önünde ödemesi gereken 431 milyon borcu olan bir kurumla karşı karşıya geldim. Ben tablonun bu kadar vahim olabileceğini bilmiyordum doğrusu. Yani bir belediyeciyim aslında burada çalışanlar, fakat ben ilkesel olarak asla ve asla seçime girdiğimde de bu kurumun durumu nedir diye kimseyi ne aradım ne sordum. Yani tüm personel burada, sormam, bir şey yapmam, yani hedefledik. Ama karaköprülere sabretmelerini, çünkü biz hemen sahaya ineceğimizi söyledik. Ama böyle kara bir tablo görünce önce bu tabloyu yöneteceğimizi, sonra denk bir bütçe haline getireceğimizi, sonra gideri azaltıp geliri artıracağımızı, sonra aradaki farkı halkımıza hizmet olarak götüreceğimizi. Çünkü ben yani hem denetimden geldim, müfettiş kökenliğim var, muhasebeyi de bilirim, hukukçuyum. İktisat alanında da yüksek lisans yaptığım için hiç merak etmesinler. Hızlı bir şekilde bu tabloyu toparlayacağız. Benim tahminime göre, yani öngörüme göre bu yaz bizim toparlamamız olur. Sonbaharla ancak hizmete başlayabileceğimizi, bu konuyu da öngöremediğim için ben tüm karaköprülerden de özür diliyorum. Çünkü seçtiler, haklılar, bekliyorlar. Bizler çok şey, tüm yapabileceklerimizi onlara taahhüt ettik. Ama 5 yıllık taahhütü merak etmesinler. Er ya da geç bu tabloyu düzene çıkaracağız. Başka çare yok. Bu kadar kararlıyım. Onu da belirtmek istiyorum. Ben tekrar bizim davetimize icabet ettiğiniz için, sizi Karaköprü Belediyesi'nde misafir ettiğimiz için gelen tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum.